için bir mesela geri dönüşüm dahi üstlenmiyorlar. Miadı geçtiğinde sorumluluk kimdedir? Üreticisindedir, değil mi? Onunla bile bir sorumlulukları yok. Diyor ki bakanlıktan yönetmeni çıktı, her eczane kendi imhasında yapacak dedi. Yani onun imhasının parasını bile ben ödüyorum. Destek. Yani üst üste yani ben bir tane yakın tarih, bir uzak tarih takip ediyorum. Sonuçta iki yakın tarih, yani maddi varlıklarımızı çok ciddi bir şekilde etkiledi. Neden? Başlangıçta çok böyle yoğun bir hasta gibi gözükse de yoğun bir hizmet vardı. Onun bir maddi TL karşılığı yoktu tabii ki. Bu süreçte bir de ilk anlattığım raporlu hastalarımızı biz reçetelerini düzenlemiş olduk. Raporsuz dediğimiz günübirlik tedavi ortadan kalktı. Öyle olunca bizi rafımızı ikiye bölebilirsiniz. Raporlu hastalarımız, günübirlik tedavideki kullanılan ilaçlarımız. Bu ilaçlardan günübirliktekiler halen stoklarımızda bekliyor ve bunların üzerinde bir son kullanma tarihleri var. Bu değişmiyor maalesef, uzamıyor, kısalmıyor. Üzerinde bir tarih var. O tarihle muteber bir satışımız olmak zorunda. Ama reçete üremiyor. Yani bu B grubu dediğimiz sosyal güvenlik kurumunca ödenen, elden satışımız reçeteli olarak gelen çok azdır. Muayenehaneler de çünkü özel veya tüzel, onlar da ciddi bir blok koyduğu için muayeneye, işte diş hekimlerimiz muayenehanesinde yazdırır işler. Tedavileri kısıtladılar. Çok ciddi bir şekilde raftaki bu ürünlerimiz bekliyor. Yani yeni stok alamadık ama eski stokumuzu da gönderemedik. Bu süreçler hep tecrit alan, işte evlerimize de kapatıldık biliyorsunuz, hastalarımıza ev hapsi, çıkmayın, sokağa çıkmayın şeklinde uyarılar da yapıldı. Bu süreç İlaç stoğumuzu dengesiz bir şekilde vurdu tabii ki. Ve şu an normal rutininde miadı yaklaşan ürünlerimiz oluyordu düşük sayıda. Üzerine bir de yüksek sayıda miadı dolacak ürünler grubumuz geliyor. Yani biz bu kışa biraz stoklarımızda, o ölü stoklarımızda da girmek zorunda kalacağız ve bunların maddi sıkıntılarını da üstlenmek zorunda kalacağız. Sanayi ve üretici bu konuda herhangi bir geri dönüş politikası yok. Son kullanıcı eczacı, yani hastasına satsın satmasın müşterisi son kullanıcı olarak eczanede bitiyor ve ne iadesinde ne imhasında geri dönüş açısından bu biyolojik bir olay, yapılması gereken zorunlu bir olay, orada da yönetmelik gereği eczacılığa verildi. İmhasında ücretini biz çekiyoruz, yani eczacı bu ekonomik zorunda, zor döneminde bir de bunlarla uğraşacak. Bunları anlatıyoruz, çeşitli mercilere başvuruyoruz ama umarım doğru yollar alınır, bizlere o doğru cevaplar verilir. Sanayinin, üreticinin bu konuda ürettiği ürünün arkasında durması gerekirse, geri dönüşüm vardır. Biyo etken maddeler ayıklanabiliyor. Yani o milli bir sermaye olduğu için buraya kadar götürülebilir, alınır. Belirli bir oranda iskonto yapılır ve eczacıya yenilenerek bu ürün gönderilebilir. Çünkü raf ömürleri üzerindeki belirtilenden çok çok daha uzundur. Tabii elden hani tüketim açısından işte ıtriyat grubumuz var bizim eczanemiz, sadece ilaç satılmıyor. İlaç dışı ürünlerimiz var. Bunlar hasılatlarımızda da neredeyse %30'lara varan, bazen yerine göre o turizmin ziyaret ettiği yerlerde belki çok çok daha yüksek oranlara çıkıyor. Bunlar tabii ki kaldı. Tamamı son kullanma tarihleriyle savaşıyorlar rafta şu an. Vitamin grupları var, mineral grupları, eklem sağlığı, işte kozmetik ürünlerimiz var, işte biberonumuz, emziğimiz, eczanelerle mamalarımız var. Birçok ürünümüz şu an rafta sanki bir kış sezonuymuş gibi bekliyor maalesef. Yani tahminim %20'leri bulur stok zararlarımız. Bu seneyi eczacılarımız maalesef zararla kapatacak. Biz depolarımıza olan borçlarımızı ödesek kafi. Bu süreçte çünkü hem hasılatlarımız düştü, hem geri dönüşleri düştü, hem de stoklardaki hasarlarımız yükseldi. Buna keza giderlerimiz değişmedi. Biz Covid dönemi boyunca hiçbir elemanımızdan ayrılmadık. Tüm gider kalemlerimiz tam teçhizatta çalıştı. Üstüne üstlük klimalarımız, temizliklerimiz, yani eczacı bizim eczacı olarak desteklediğimizin dışında kendi münferit önlemlerini de aldı. Yani bunlar hep masraf kapılarını açtı. Afet durumunda nasıl önlemler alınıyorsa bunların bence artık devlet nezdinde bir literatüre girmesi lazım. Bundan daha büyük bir afet olacağını ben düşünemiyorum. Tüm dünya üzerinde tek seferde olmuş bir afet. Yani bunun için toplumlar altyapılarını hazırlamalı. Yöneticiler bu altyapılara yönelik bütün yatırımları gerçekleştirmeli. Biz sağlık ordusuyuz. Sağlık ordusunda eli güçlü olursa vatandaş kendini koruyabilir. Bu dönemde en çok satılan biraz daha vitamin mineral grubuydu en başlangıçta.
kağıtları. Onları da söyleyeyim. Yok, ben o tarz istemiyorum zaten. Biraz. Hep sadece. Tamam. Bu 29.06 yılı, bu arası sizin miydi? 78 yıl sınıf başkanım. Ali abi, evet. Süper tanıdık.